yanıt vermedi. Vermesi gerekiyordu. Milyonlarca işçinin hakkını koruması gerekiyordu. Gerçi işte zam masasında da koruması gerekiyordu. Orada da istediği sonuç alınmadı. Ergün Atalay Cumhurbaşkanı ile konuştuğunda da aynı sessizliğe bürünmüştü. Asgari ücrete ne kadar zam istediklerini ya da ne olması gerektiğini söyleyememişti kameralar önünde. Ama Genel Sekreter Nazmi Irgat her defasında bunu söyledi. Açlık sınırının altında kalmaması gerektiğini söyledi. Şöyle düşünsenize olabilecek şey mi bu? Bir sendikanın genel başkanı düşünün. Kendi yaptığı araştırmanın arkasında duramıyor. Bunu iktidara karşı savunamıyor. Ve bunun altında milyonlarca çalışana maaş bağlanmasına sebep oluyor. Böyle bir sendika başkanlığı olabilir mi? Ve Genel Sekreter Nazmi Bey'i de tebrik ediyoruz tüm bu olan bitene rağmen kendi genel başkanının sendika başkanının bu kadar sessiz kalmasına, pasif kalmasına rağmen şu çıkışı yapmasından dolayı milyonlarca işçiyi işçinin hakkını savunduğundan dolayı kendisine de gerçekten tebrik etmek lazım bu dik duruşu yüzünden. Şimdi siyasetin de elbette asgari ücrete tepkisi vardı. Açlık sınırının altında kalan bir asgari ücret pek bir şey ifade etmiyor. Birazdan yaşananları göreceksiniz. İnsanların yaşadıklarını, esnafın yaşadığını, işçilerin yaşadığı sıkıntıları göreceksiniz. Ama asgari ücrete karşı önemli bir tepki kimden geldi? İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi. Kendisi iktidara şöyle seslendi. Milletine enflasyona karşı korunmayan siyasetten siyaseten iflas etmiştir dedi yeni asgari ücret net 5500 lira olacaktır. Bu vatandaşı açlığa mahkum etmektir. Bu yine bütün ekonominin yükünü milletin sırtına, çalışanların sırtına yüklemektir. Yani bu %30 olarak bu artışı yapmış olduk. %73 tüketici fiyatları enflasyonu. O da TÜİK rakamları öyle. %93 gıda enflasyonunun yaşandığı bir ülkede %50, %40, %30 asgari ücret zamlarıyla övünülmez. Yılın başında asgari ücreti ancak açlık sınırını eşitleyip müjdeler olsun diye veren iktidar bu sefer onu bile yapamadı. Milletin enflasyona karşı koruyamayan bir iktidar siyaseten iflas etmiş. Sandık zamanı gelmiş demektir. Yeni asgari ücret 1247 lira artışla 5500 lira olurken muhalefet açıklanan rakama tepki gösterdi. İYİ Parti lideri Meral Akşener sandığı işaret etti. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun cümleleri sertti. "Yazıklar olsun. Asgari ücreti açlık sınırının 1000 TL altında belirleyip sonra milletin karşısına çıkmaya hiç mi utanmadınız? Bu bir ara artıştır. Asıl asgari ücret tespitini yıl başında yeniden gerçekleştireceğiz." Bayram öncesi paniğiyle hiçbir derde çözüm olamayacak bir zam açıkladı. Çözüm enflasyonu düşürmektir. Uyduruk zamlarla enflasyon peşinde sürüklenmek değil. %30'luk bir zam ama aritmetik olarak bakarsak bu %80 ama kümülatif olarak bakarsak %94'e gelen ulaşan bir zam yaptık. %90 asgari ücret zamıyla övünüyorsanız şu soruya cevap verin. Neden bugün yapılan bütün zamlara rağmen 5500 liralık asgari ücret açlık sınırının dahi altında? 4 kişilik bir ailenin asgari gıda ihtiyacı Haziran'a itibariyle 6391 lira asgari ücretle enflasyona ezilmiş durumdadır. Muhalefet Cumhurbaşkanı'nın asgari ücreti açıkladıktan sonra Türk İş Başkanı ile arasında geçen diyaloğu da tepkili. Tabuk mu <laughs> şey Biraz hükümeti ciddiyete davet ediyor. Bu gülünecek, kahkaha atılacak, mutlu olunacak bir seremoni değil. İnsanlar gülmüyor, insanlar çıldırmak üzere. Böyle bir ortamda insanların acısını Cumhurbaşkanı hissetmesi lazım. Çeşme imkanımız var mı? Çay çay imkanımız, var. Çay içme imkanımız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk İş Başkanı'nın çay davetine ne yanıt verdi bilinmiyor ama Türkiye çalışanlarının emeğiyle büyüyor sloganının önünde açıklanan 5500 lira rakamı beklentilerin uzağında dedi muhalefet. Ücretler büyümüyor, çiftçi büyümüyor, esnaf büyümüyor. 7.3 kim büyüdü? Yandaşlar büyüdü. Çalışanların sırtına basarak, omuzlarına basarak Türkiye ekonomisini büyüttük diyorlar ama çalışanlar eziliyor.